Merhaba. Bu dersimizde FFmpeg ile bir video dosyasından thumbnail yani ekran görüntüsü hani bir video sitesine girdiğiniz zaman öncelikle o videonun bir küçük resmi vardır ve siz ona tıkladıktan sonra video sayfası açılır. İşte o küçük sizin tıkladığınız gördüğünüz ilk gördüğünüz resme thumbnail denir. İşte bu resmi oluşturmak için de FFmpeg kullanılabilir. Şimdi bunun için video klasörü içerisinde Thumbs adında bu resimleri tutacağım bir klasör oluşturdum. Converted videolar burada, kaynak videolar burada, thumb resimleri de burada. Şimdi source içerisinde ben input avi dosyasını kullanarak bunu yapacağım. Bu saniyesine bakıyorum, 31 saniye. Bu saniye benim için önemli. Şu şekilde, o saniyeye göre ben bu ekran kayıtlarını yani resimlerini çekeceğim. Şimdi ilk olarak FFmpeg iyi diyorum ve videos. Input dosyamın yolunu vereceğim. Source input.avi SS. Şimdi saniyeyi veriyorum ben. Hangi saniyede bu görüntünün alınmasını istediğimi. 10.2 diyelim mesela. Daha sonra farklı şekillerde yapacağız bunu. Waveframes 1 ve kodek PNG F Image 2 ve bu dosyanın resim dosyasını aldıktan sonra hangi klasöre atacağız? Bunu da oluşturduğum klasör olarak belirtiyorum. Tums dedik. Bunun içerisinde img1.png diyorum. Ve işlem tamamlandı. Burada da gördük hemen. Bakın. Şimdi farklı bir isimde ve farklı saniyede yeni bir yeni bir görüntü daha alalım. Bu da 12. saniyeden olsun. O da burada oluştu. Gördüğünüz gibi farklı kareler. Çünkü farklı saniyelerden alındı. Bu şekilde. 3. Mesela bu da 30. saniyeden olsun. İşte saniyeye bakmamın sebebi buydu. Çünkü o saniyelere göre biz bu işlemleri yapıyoruz ve o görüntüyü alıyoruz. Görüntü kalitesini de görebiliyorsunuz. Gayet yüksek kalitede. Bu şekilde bir videodan PNG uzantılı resim thumb dosyaları alınabilir.